Dersimizde dönüşümler ve tam diferansiyel denklemleri göreceğiz. Bazı diferansiyel denklemler fonksiyonel dönüşümlerle çözülebilir. Mesela bu şekilde çözülebilecek bir diferansiyel denkleme örnek verelim. Y üssü eşittir 4x artı y eksi 3'ün karesi şeklinde verilmiş bir diferansiyel denklemi düşünelim. Şimdi bakın bu lineer değildir. Çünkü şu karesini açarsanız y kare geliyor. Y kareden dolayı lineer diferansiyel denklem değil. Daha önce öğrendiğimiz o integral çarpanı yöntemiyle hani e üzeri integral px ile çarparak falan o yöntemlerle bir şey yapamayız. Ayrılabilir diferansiyel denklem de değil. Yani çünkü ayrılabilir diferansiyel denklemlerde şu halde yazılabilmesi lazımdı. Sadece x'in fonksiyonu çarpı sadece y'nin fonksiyonu şeklinde yazılması lazımdı. Ayrılabilir değil demek ki bu diferansiyel denklem. Lineer de değil. Dolayısıyla integraller alınarak da bulunamıyor. O halde burada şöyle bir şey deneyebiliriz. Bu tür diferansiyel denklemlerde bir dönüşüm deneyebiliriz. Yani y fonksiyonunu önce başka bir fonksiyon cinsinden yazayım. Mesela şu 4x artı y eksi 3 çünkü bir bütün gibi görülüyor. Yani bu dönüşüm olayları genelde x ve y'ye bağlı bir bütün fonksiyon varsa, barındırıyorsa ona bir isim vererek başka bir fonksiyon atayaraktan yapabiliriz. Mesela biz buna u diyelim. 4x artı y eksi 3'e eşittir u dediğimizi düşünelim. Bu durumda y nasıl elde edilir? Y'yi yalnız bırakırsam y mecburen u artı 3 eksi 4x olarak ifade ediliyor. Hatta y üstünü nasıl ifade ederiz? Çünkü her iki tarafın x'e göre türevini alabilirim artık şurada. Y'nin x'e göre türevi y üssü. Eşittir. U'nun x'e göre türevi u üssü. 3'ün x'e göre türevi 0'dır. Eksi 4'ün x'e göre türevi eksi 4. Demek ki y üssü eşittir. U üssü eksi 4 oluyormuş. Peki bizim orijinal diferansiyel denklemimizde yerine yazalım o zaman bu dönüşümleri. Y üssü yerine ne yazacağım? U üssü eksi 4 yazacağım. Amacım y'yi ortadan kaldırmak. Yani u'ya bağlı bir diferansiyel denklem elde etmek. U üssü eksi 4 yazdım y üssü yerine. Şurada zaten u vardı. Biz şuraya u demiştik zaten. O da ne oldu? U kare oldu. Dolayısıyla bu şekilde denklemi daha basit hale getirmiş olduk. Bakın x ve değişkeni içermiyor, y değişkeni içermiyor. Sadece u'ya bağlı bir fonksiyon. Şu formda yazabiliriz biz bunu. du bölü dx'tir u üssü dediğim şey. du bölü dx. Yalnız bırakarak yazarsam bunu u kare artı 4'e eşitmiş. Şimdi bakın bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Yani şöyle yazabiliriz biz bunu. du'nun altına bölü olarak geçirelim u kare artı 4'ü. du bölü u kare artı 4 eşittir dx. Peki şimdi bundan sonra integral alınabilecek hale geldi gördüğümüz gibi. Çünkü sol tarafta sadece u'ya bağlılık var. Sağ tarafta sadece x'e bağlılık var. Eşitliğin her iki tarafının integral alınabilir. du bölü u kare artı 4 integral alınabiliyor. Diğer tarafında integralini aldım. Yani eşitliğin her iki tarafında integral alınırsa eşitlik bozulmaz. Dolayısıyla du bölü u kare artı 4. Bunun integrali neydi? 1 bölü 2 çünkü 2'nin karesi var. U kare artı 2'nin karesi. 1 bölü 2 tanjant u bölü 2. Tanjant üzeri eksi 1 yani artı tanjant u bölü 2. U kare artı 4'ün integrali bu şekilde alınır. Eşittir dx'in integrali x'tir artı c. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafının integralini aldığımız zaman böyle bir şey elde ettik. Peki buradan u'yu nasıl yalnız bırakırım? Sırasıyla önce tanjant eksi 1 yani artı tanjant yazalım. Tanjant eksi 1 u bölü 2 eşittir nedir? 2x artı 2c demeye gerek yok. Onu tekrar c diye yazabiliriz. Çünkü nasılsa o bilinmeyen yani herhangi bir sabiti temsil ediyor bile. C de olsa 2c de olsa aynı. Peki bu şekilde yazdım. Her iki tarafın tanjantını alayım. Çünkü her iki tarafın tanjantını aldığımız zaman tanjant tanjant eksi 1 u bölü 2 neyi verecektir zaten? Otomatikman u bölü 2'yi verecektir. Her iki tarafın tanjantını aldım. 2x artı c. Yani u bölü 2 yalnız bırakılmış oldu. U bölü 2 eşittir neymiş? Tanjant 2x artı c'ymiş. En sonunda u'yu yazdığımız zaman u'yu veren çözümü bulduk. U eşittir 2 tanjant 2x artı c. Dolayısıyla biz neyi bulmuş olduk şimdi? U fonksiyonunun x'e göre çözümünü bulmuş olduk. U'yu çözdük. Bize verilen soruda yani diferansiyel denklemde y değişkeni var. Dolayısıyla aslında bizden istenen y'yi bulunması. Y'yi bulmak için de tekrar dönüşüme geliyorum. Dönüşümde şuna u demiştik. İster istemez şu da y olmuştu. Demek ki y nasıl yazılacakmış? Y eşittir. U artı 3 yani 2 tanjant 2x artı c'dir u dediğim şey. Ne diyor? Artı 3 eksi 4x. Artı 3 eksi 4x.
Sonuçta bir integral sabiti c'ye göre y fonksiyonunun çözümünü bulmuş olduk. Yani u gibi bir fonksiyona dönüştürerekten bunun çözümünü bulmuş olduk. Şimdi bu öğrendiğimiz dönüşüm yöntemiyle çözülebilecek bir soru var. Onu yapalım. Soruda y kareli terim içerildiği için artı y çarpı y üssü olduğu için bir kere lineer değil. Dolayısıyla ayrılabilir bir diferansiyel denklemde değil. O yüzden ister istemez dönüşüm yapmayı düşüneceğiz. Fakat ne gibi bir dönüşüm var? Hani x ve y'nin fonksiyonunu bir bütün olarak görmek lazım. Hani x artı y'yi, x çarpı y'yi, x bölü y'yi bir bütün olarak göremiyoruz şimdilik. Ama her zaman öncelikle denklemi y üssü eşittir formda, yani y üssü yalnız bırakacak formda yazmakta fayda var. Her iki tarafı 2xy'ye böleyim. Dolayısıyla 4x kare bölü 2xy artı 3y kare bölü 2xy. Önce y üssünü yalnız bırakacak formda bir yazalım. Şunları bir sadeleştirirsek birincide x'ler gidiyor. Ne oluyor? 2x bölü y oluyor. 2x bölü y oluyor. Burada da y'lerden bir tanesi sadeleşiyor. 3y bölü 2x oluyor. Artı 3y bölü 2x oluyor. Yani diferansiyel denklem artık şu şekilde yazabilirim. Y üssü eşittir 2 çarpı x bölü y artı 3 bölü 2 çarpı y bölü x. 3 bölü 2 çarpı y bölü x. Diferansiyel denklemi bu şekilde yazabilirim. Bu şekilde yazdığım zaman bir şeye görüyorum. Çünkü y bölü x bir bütün olarak var. Yani eşitliğin her yerinde y bölü x bir bütün. Y bölü x bir bütün olarak varsa biz ona u diyelim mesela. U eşittir y bölü x'i kullanalım. Dolayısıyla buradan çıkacak zorun sonuç nedir? Y eşittir x çarpı u'dur. Y eşittir x çarpı u olur. Y üssü nasıl ifade ediliyormuş? Her iki tarafın x'e göre türevini alayım. Y'nin x'e göre türevi y üssü. Eşittir eşitliğin sağ tarafının x'e göre türevi. Yani bir çarpımın türevi. X çarpı u'nun x'e göre türevi ne olur? Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani bir çarpı u artı ikinci çarpı birincinin türevi. Bu şekilde ifade edilir. Dolayısıyla şimdi denklemde bu dönüşümü yerine koyarsam. Y üssü yerine ne yazacağım? Y üssü yerine ne yazacağım? U artı x çarpı u üssü yazacağım. Eşittir 2 çarpı x bölü y. X bölü y ne olur? 1 bölü u olur. Dolayısıyla 2 bölü u var. Artı 3 bölü 2 u var. Dolayısıyla böyle bir diferansiyel denklem elde ettik şimdi. U'ya bağlı olaraktan. Burada gene u üssünü yalnız bırakarak yazmayı deneyelim. Böyle bir durumda ne oluyor? Fonksiyonu nasıl ifade etmek zorunda kalıyoruz? X u üssü eşittir. U'yu eksi olarak geçirdim. 2 bölü u artı u bölü 2. Bu durumda payda eşitlersem x çarpı u üssü eşittir 4 artı u kare bölü 2 u. Şöyle yazabiliriz artık bu denklemi. Yani ayrılabilir olduğunu gördük. Şöyle yazabilirim. U üssü çarpı 2 u bölü u kare artı 4 eşittir 1 bölü x şeklinde yazabilirim. Bu şekilde yazın. Yani u'lu ifadeler bir tarafa, diğer ifadeler bir tarafa. Çünkü burada bakın u üssü nedir? U üssünden kastımız du bölü dx'tir. Du bölü dx var orada. Dolayısıyla her iki tarafı dx ile genişletirsem ne oluyor? Du çarpı 2u bölü u kare artı 4 dx bölü x. Dx bölü x'e eşit oluyor. Demek ki u'ya bağlı bu diferansiyel denklem bu şekilde de yazılabiliyormuş. Yani ayrılabilir bir denklem çıktı. Peki burada bundan sonra ne yapacağız? Eşitliğin her iki tarafının integralini almam lazım. Çünkü sadece u'ya bağlılık var. Sadece x'e bağlılık var. Her iki tarafın integralini almaya müsait. Birinci tarafta integral nasıl bulunur? Zaten paydanın integrali şurada var bakın. Payda u kare artı 4. U kare artı 4'ün türevi yukarıda var. O da nedir? 2 u du'dur. Dolayısıyla hani şuraya v dersem şurası mecburen dv oluyor yukarıda. Dv bölü v ln'dir. Yani neymiş buranın integrali? Ln u kare artı 4. İntegralini aldım. Ln u kare artı 4. Sağ tarafında integralini alayım. Dx bölü x'in integrali ln x artı bir de c gibi bir sabit olacak. Ortak bir sabit. Şimdi üstel fonksiyonu alırsam ne olur? Ln'lerden kurtarırım. Dolayısıyla u kare artı 4
eşittir A çarpı X gibi bir şey olması lazım. A çarpı X gibi bir şey olması lazım. Yani her iki tarafın üst elini alırsak A sonuçta bir integral sabit. Yani C'yi A'ya dönüştürdük. Bu hale geldi en son. U kare artı 4 eşittir A çarpı X'miş. Bizim Y dediğimiz dönüşüm nasıldı? Nasıl bir dönüşüm yapmıştık biz? Y eşittir X çarpı U demiştik. Dolayısıyla Y'yi bulmak için az bir işlem kaldı. Onu da yapalım. Önce U'yu yalnız bırakalım. U kare eşittir A çarpı X eksi 4. U eşittir karekök içerisinde AX eksi 4. U buysa eğer Y neydi? X çarpı U'ydu. Demek ki Y eşittir X çarpı karekök AX eksi 4 formunda bir fonksiyonmuş. A burada bir integral sabiti gene. Genel çözümü bulmuş olduk.